İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ditsuhi Tanrıça Anahit Kültü, Yerevan'da Tarih ve Kültür Konferansı. Franz Werfel, Ermenilere yönelik soykırım Armenosi'de değinen ilk yazar. Yerebulur adlı askeri panteonunun bitişindeki sokağa Artsakh'ın kahramanı Bekor Aşot'un adı verildi. Batı Ermenistan'ın evlatları Narses, Bizans generali, İtalya fatihi ve hükümdarı. Mutluluk arayışındaki ciddiyetin tezahürleri. The Economist, binlerce Türk Ermeni altınını arayarak Batı Ermenistan'ın mirasını yok ediyor. İran, uluslararası sınırların dokunulmazlığına ilişkin ilkeli konumunu bir kez daha teyit ediyor. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Milli Meclisi sizi Ditsuhi Tanrıça Anahit Kültü başlıklı konferansa katılmaya içtenlikle davet ediyor. Bu özel etkinlik katılımcılara Ditsuhi Tanrıça Anahit'e tapınmanın tarihi ve kültürel önemini tanıtmayı ve onun Ermeni mitolojisindeki yerini yansıtmayı amaçlıyor. Konferans 15 Eylül Pazar günü saat 12'de Yerevan'daki Double Tree by Hilton Oteli'nde gerçekleşecek. Bu konferans katılımcılara yalnızca uzmanların konuşmalarını dinleme fırsatı vermeyecek, aynı zamanda Ermeni halkının kültürel mirasına ilişkin önemli konuları da tartışma fırsatı verecek. Ulusal kimliğimizin derinleşmesine ve kültürel mirasımızın korunmasına katkı sağlayacak bu önemli etkinliğe katılmanızı önemli anıyor, katılımınızı bekliyoruz. Ünlü yazar Franz Werfel, 10 Eylül 1890'da Prag'da bir fabrika sahibinin ailesinde doğdu. 20. yüzyılın ilk yarısında çağdaş yazarlar arasında öne çıktı. Franz Werfel, Osmanlı İmparatorluğu'nda 1915'te Ermenilere yönelik uygulanan soykırım Armenosid'i ilk dile getirenlerden biriydi. 1929'da Suriye'ye yaptığı bir gezi sırasında yazarın aklına Musa Dağı'da 40 gün kitabını yazma fikri geldi. Çünkü Ermeni halkının korkunç acısını görmezden gelemezdi. Bu hikaye onu konuya ilk kez değinen ve 20. yüzyılın başındaki en büyük trajediyi dünyaya duyuran kişi yaptı. Werfel roman üzerinde uzun bir süre çalıştı. Yazar bunu yazmak için Viyana'daki Mkhitaryan Manastırı'nda 3 yıl boyunca Ermeni tarihi ve kültürünü incelemiş, 1. Dünya Paylaşım Savaşı ile ilgili belgelerle tanışmış ve Türk katliamlarından sağ kurtulan Ermenilerle sohbet etmiştir. Musa Dağı'da 40 gün romanının yayınlanmasının ardından neredeyse tüm dünya Werfel'i öğrendi. Aralık 1934'te Time dergisi Musa Dağı'da 40 gün kitabını Ayın Kitabı olarak adlandırdı. Daha sonra eser 34 dile çevrildi. Franz Werfel 26 Ağustos 1945'te vefat etti. Ölümünün ardından Amerika Birleşik Devletleri ve Avusturya'daki Ermeni cemaatinin temsilcileri yazarın son vasiyetini yerine getirerek naaşını Viyana'ya götürdü. Yerevan'daki Yerebulur adlı askeri panteonunun bitişindeki Mamikonyan-Şahumyan 6. caddenin kesişiminden başlayarak Yerebulur askeri panteonunun zafer yoluna ulaşan Surp Vartanan Şehitler Kilisesi bitişindeki alanda bulunan Ara Sokağı ve Çıkmaz Sokağı Artsakh kahramanı Bekor lakaplı Aşot Hulya'nın adı verildi. Edward Gibbon yazdığı Roma İmparatorluğu'nun gerilemesi ve çöküşü tarihi kitabının 5. cildinde şu ifadede bulunuyor. Narses, imparatorun genel valilerinin ilki ve en güçlüsü. Bizans İmparatoru Justinianus'un hükümranlığı sırasında Narses veya Nerses imparatorluk haznedarıydı. Justinianus onu beklenmedik bir şekilde Gotlara karşı savaşması için İtalya'ya gönderdiğinde o zaten 70'li yaşlarındaydı. Narses yaşına rağmen imparatorun görevini parlak bir şekilde yerine getirdi, Gotları yendi ve onları İtalya'dan kovdu ve o bölgede Justinianus'un tahtının hakimiyetini yeniden sağladı. Sasani İran'ına dahil olan Ermenistan'ın tebaası olan Narses, İran'ın yenilgisinden sonra Bizans'a giderek Justinianus'un hizmetine girmiştir. İtalya'nın son fethinden yıllar önce ünlü Bizans generali Belisarius'a yardım etmek üzere bir kez daha İtalya'ya gönderildi. Ancak
ortak çabaları, yetersiz iletişim ve iç bölünmeler nedeniyle sekteye uğradı ve bunun sonucunda Gotları yenemediler ve imparatorun yanına geri çağrıldılar. İmparator, İtalya'yı kurtarma görevini Narses'in imparatora olan bağlılığı ve imparatorun onu tahttan indirmeye çalışmayacağına olan inancı sayesinde tabasına emanet etmişti. Narses, askerlerinin emirlere uymasını ve adil muamele görmesini sağlamayı başardı. Bu iki faktör sayesinde Gotlara karşı birçok zafer kazanıp İtalya'nın kontrolünü yeniden ele geçirmeyi başardı. Narses, İtalya'yı 10 yıldan fazla bir süre yönetti ancak sonunda Justinianus'un halifi İmparator II. Justinus'un tahta çıkmasıyla tahttan indirildi. Ermeniler güçlü iradeleri ve yoğunluklarıyla tanınırlar. Fikirlerini genellikle büyük bir duyguyla ifade ederler. Dışarıdan bakanlar bunu tartışmacı olarak yanlış anlayabilirler. Bu ciddiyet yüzyıllardır hayatta kalmamız için gerekli olan inançlardan kaynaklanmaktadır. Özellikle 1915 yılındaki trajik deneylerimiz, Arsak'ta yaşanan soykırım ve son suçlar, ulusal haklar konusundaki ciddiyetimizi daha da derinleştirdi. Türklerin soykırımı, Arminosidi inkar etmesi acı tohumları ekti ve adalet mücadelemiz devam ediyor. Bu zorluklara rağmen kültürümüzü kutlamaya ve vatanımızın güvenliğini ve refahını destekleyerek onu korumaya devam ediyoruz. The Economist 1843 dergisi, 1915'te Ermenilere uygulanan soykırım Arminosit sırasında ve sonrasında Türklerin, Ermenilerin bıraktığı değerli mücevherleri nasıl aktif olarak aradıklarını anlatan bir makale yayınladı. Hazine avcılığı, halihazırda Ermeni kilise ve mezarlıklarının büyük çapta tahrip edilmesine yol açmış ve tarihi mekanlara onarılamaz zararlar vermiştir. Ancak Türk yetkililer bu süreçleri engellemiyor. Köşe yazarı yazısında o dönemde Van Gölü çevresinde 600'den fazla kilise vardı. Şimdi bunların sayısı 100'den az. Geriye kalan kiliseler iskelet gibidir, yağmalanmıştır diye belirtiyordu. Doğu Ermenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan, X mikrobloguna yazdığı yazıda İran İslam Cumhuriyeti'nin yeni atanan Dışişleri Bakan Yardımcısı Macit Taht Ravcani ile telefon görüşmesi yaptığını bildirdi. Yerevan, İran'ın Doğu Ermenistan'ın toprak bütünlüğüne verdiği desteği takdir ediyor. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı da X'teki telefon görüşmesi hakkında bilgi verirken Tahran'ın tüm komşularıyla ilişkilerini güçlendirme yönündeki büyük arzusunu teyit etti. Ravancı, Kostanya'nın Yerevan'ı ziyaret etme davetini kabul ettiğini vurgulayarak, uluslararası sınırların dokunulmazlığı konusunda ilkeli duruşumuzu da ifade ettim, dedi. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşça kalın.